Evet, herkese merhabalar. Doktor Mustafa Sait Erzeybek ben. Bugün yine karşınızda fiziksel uygunlukla alakalı konuyla başlayacağız. Bunlardan bir tanesi beden kompozisyonunun ölçümü, beden kompozisyonuyla alakalı testler, yöntemler, bunlarla ilgili konuşacağız. Bir sonraki dersimizde de esneklik konumuz var, ondan bahsedeceğim. Tabii beden kompozisyonunun ölçümü bizim için niçin önemli, neden önemli? Biraz bunlardan bahsederek konuya başlamak. İstiyorum. Bu yöntemler hakkında bilgi vererek başlayayım. Su altı ölçme, vücut kompozisyon değerlendirme yöntemi var. Hidrodensitometri dediğimiz bir test. Su altında belli bir su altına kadar bedenin işte oturtularak su altındaki hidrodensitometre ile değerlendirilmesi testi var. Yine D6 Liper dediğimiz bir ekipman ile yine vücut kompozisyon değerlendirmesi yapılabilir. Antropometrik değerlendirmesi de keza yapılabilir. Biyoelektrik empedans dediğimiz, yani özellikle bir vücudumuzun hissetmeyeceği noktada bedenimize kan vasıtasıyla, kan yoluyla bir elektriksel akım verilir. İsim marka vermeye gerek yok. Bu akım vücudumuzdaki yağ kütlesi, kas kütlesi, sıvı kütlesi, vücudumuzun bölgeleriyle belli bir direnç oluşturarak bir empedans belirler. Ve çıkan sonuç bizim fat free mass, yağsız beden ağırlığımız, fat burn, yağ kütlemiz, özellikle fat, yani yağ kütlemiz, total body water dediğimiz toplam su miktarımızı belirler arkadaşlar. Yine infranet interaktans dediğimiz infranet yöntemiyle yine vücut kompozisyon ve antropometrik olarak değerlendirme yapılabiliyor. Yine dual foton absorptiometri dediğimiz bir yöntem var. Tobek kullanılabiliyor. Yine kilonun boyun karesine bölünerek vücut kütle indeksi BMI veyahut da BKI olarak ifade ediliyor. Tabii bir de somatotip değerlendirmeler var. Somatotip değerlendirmeler genelde vücudumuzun işte ekto kemikli, mezokaslı ya da endomorfik olarak yağlı beden kütlesine sahip olmadığımızı belirleyen test yöntemi, bataryası diyelim biz buna. Bunlardan ilkinden bahsedelim. Su altı tartma nasıl yapılıyor beden kompozisyonu açısından? Bunun iki komponent modeline dayalı olarak insan yağ beden ağırlığının oranı olarak ifade edilir. Bu vücudumuzun total yağ miktarını verir arkadaşlar. Su altı tartım prensiplerinde yağ yoğunluğu 0,93 mililitre bölü kilogramdır. Yani yağsız beden kütlesi yoğunluğu, bu yağsız beden kütlesi yoğunluğu fat free mass olarak değerlendiriliyor. Yani vücudumuzdaki yağ dışında kalan kütle. Nedir bunlar? Kas, kemik ve su. Eksi 1,10. Bu yoğunlukların tabii ki standart olarak herkeste aynı olduğu kabul edilen bir yöntem. Bir diğer Arşimet prensibi var. Özellikle altının ağırlığı 2000 gram, suyun miktarı 350 mililitre, altın daldırıldıktan sonra su miktarı 453 mililitre, altın külçesinin volümü 103 mililitre, altının yoğunluğu 2000 bölü 103, 19,3. Bu değer saf altının değerine çok yakın. Yani 19,32. Neyi ifade ediyorum? Neyi kastediyorum? Yani insanın bir tank içinde suyu taşınmasıyla ölçüm oldukça zor meydana gelir. Bu yüzden Arşimet'in yoğunluğu bulmak için diğer yöntemi kullanılıyor. Bu da suya batan cisme suyun uyguladığı kaldırma kuvveti taşan suyun ağırlığına eşittir. Yani objenin su içine kaybettiği ağırlık taşan suyun ağırlığına eşittir prensibi. Arşimet prensibi. Altının su içindeki ağırlığı 1896,5 gram. Altının su içindeki ağırlığı
1896,5 gram. 2000 eksi 1896,5, o da 103,5 grama tekamül eder. Artı 4 derece suyun yoğunluğu, volümü 100,5 gram bölü 1, suyun yoğunluğu 1, volümü 103,5 mililitre, ağırlık bölü volüm eşittir yoğunluk. Yani altının yoğunluğu 2000 bölü 103,5, o da 19,32'ye tekamül ediyor. Bu bir prensip, Archimedes prensibi diye geçiyor. Bir değerlendirme. Birçok da bir değerlendirme var. Bunlardan bahsetmiştim. Bahsetmeye devam edeceğim. İnsanın yoğunluğunu hesaplamak için bazı değişiklikler gerekir. Yani insan 4 derece suya girmekten hoşlanmaz. Niye? Çünkü soğuktur. Isıtılmış bir tanka gerek var. Yani suyun ısısına göre düzeltme gerekir. İnsan bir miktar hava deposuna tabii ki sahip. Bulundurduğu hava miktarına göre düzeltme yapmak gerekir. Yani gastrointestinal gaz, yani bağırsaklarda mevcut vücudumuzda bulunan gazdan bahsediyorum. Genelde 100 mililitre olarak değerlendirilir bu da. Vücudumuz içerisindeki gaz miktarı. Yani yağ yoğunluğu, insan yoğunluğu, fat free mass, yağsız beden ağırlığı, o da %15 yağ, o da %15, o da %85'lik yağsız beden kütlesi olarak karşımıza çıkar. Yani %15 yağ, %85'te yağ dışında kalan kütle. Neydi bunlar? Kemik, kas ve sıvı. Rezidüel volüm, tabii ki akciğerlerimizin özellikle mevcut kapasitesinin üzerinde kullanıldığı durumlarda devreye gidiyor. Akciğerler açısından. Yani kullanılabilen ekstra hava miktarı. Beden yoğunluğunun belirlenmesi var. Tabii bununla alakalı önce beden volümü, Archimedes prensibi, su altında kaybeden ağırlık beden volümü ile ilişkili. Beden volümü ağırlık eksi su altı ağırlığı, beden yoğunluğu eşittir beden volümü bölü ağırlık olarak, pardon, beden yoğunluğu beden volümü bölü ağırlık olarak ifade ediliyor. Yöntem şu: burada denek su içine bir askı ile daldırılıyor, bir aparat, yani robotik bir aparat da olabilir, suyun içerisine oturtulacak şekilde. Denek vücudundaki, ne demiştik, 100 mililitre hava miktarını gastrointestinal bölgedeki bunu da özellikle boşaltıyor. Nefesini de boşaltıyor. Neden? Çünkü nefesini 5 saniye süreyle ağırlığın kaybedilmesi için tutuyor. Yani vücuttaki kütle ağırlığı demek bu. 8-10 dereceye kadar yapılabiliyor. Ciğerlerdeki tüm hava boşaltılamadığına da ne oluyor? Tabii ki vücudumuzdaki bu akciğerlerdeki özellikle havanın boşaltılmadığı durumda ne oluyor? Tabii ki kütle olarak esasında artıyor. Yani vücuttaki yağsız beden ağırlığı dışında kalan kütleye etkiliyor. Su ısısı su yoğunluğunu etkiler. Dolayısıyla rezidüel volüm hesaplanarak dikkate alınıyor. Yani en ağır 2-3 tartının ortalaması. Ve bunlar dediğim gibi bir su altı tartı yöntemi olarak kullanılıyor. Esasında oldukça etkili vücut beden kompozisyonunu değerlendirmesinde, ne kadar vücudumuzda yağ var, ne kadar yağ dışında kütle var noktasında oldukça etkili bir yöntem sevgili arkadaşlar. Hata kaynakları burada ne olabiliyor? Yağ, yağsız beden kütlesi yoğunluğu farz edilerek rezidüel volüm ölçümü, kestirim tahmini, teknisyen hatası, yani dalgalanmalar, burada asla suda durgunluk olacak, denek hatası, yani akciğerlerdeki oksijenin boşaltılamaması, yine menstruasyon dönemi, regl dönemi, bu da %2-3'lük bir hataya neden olabiliyor. Yine kişiyi su içerisine, su altı tartı, su altı değerlendirme testi olduğu için suyun altına çok iyi batıramama yine hata kaynakları olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada da slide'da da yağsız beden kütlesi değişimlerini yeşil puntoyla kası, açık mavi olarak kemiği, kırmızıda rezidüel volümü gösteriyor. Bu bir yöntemdi. Yani demiştik ya, vücut kompozisyon değerlendirmesi yaparken yöntemler var. İşte skin fold var, beden bioelektriksel akım var, işte su altı tartı yöntemi var, skin fold kaliper var. Yani bunlar vücudumuzun kompozisyonunu değerlendirirken yöntemler. Yani BM inerken, Body Mass Index'i belirlerken özellikle
Kilo bölü boyun karesi yine aynı şekilde sağlıklı mı, zayıf mı, şişman mı? Skinfold da onlardan bir tanesi. Skinfold bir kaliper. Deri altı yağ katlantısını, total yağ dokusundaki bir ilişkisinin olmadığına bakar. Belli bir hassasiyetle ölçülür. Burada tabii ki yağsız beden yoğunluğunun, kütle yoğunluğunun bilindiğini farz ederek yaşı tabii ki özellikle burada önemli. Kaç yaş grubunda olduğu önemli bunu değerlendirirken. Beden yaş, yağ eşitlikleri tabii ki çocuk, işte erkek, bayan topluma göre değişebiliyor. Doğruluk payına baktığımız zaman kullanılan kaliper tipine, teknik deneyime, lokalizasyon tanımlarına bağlı olarak değişiyor. Kaliperde özellikle basıncı belirli standarta oturtmak önemli. Bu da duyarlı bir ölçüm kadranı 0-60 1 milimetre aralıklı olması gerekiyor. Yani kaliperin kalibrasyonundan bahsediyorum. Yani vücudumuzun yağ, su, protein, glikojen, işte kemik mineral yoğunluğu olmayan hali durumu veyahut da kemik mineral durumu burada devreye giriyor bu ölçümde. Evet, yine sevgili arkadaşlar, burada bir esneklik konusu var ama onu bir sonraki derste daha özgün anlatmak istiyorum. Çünkü özel bir konu. Yine ölçümlerden bir tanesi de daha çok geçerli demesek bile hani çok kullanılan bir yöntem. Geçerlik, güvenilik çünkü maalesef dikkat edilmezse biyoelektriksel ölçüm ekipmanlarında hataya neden oluyor. O da şu, bir ekipmanın üzerine çıkıyorsunuz, elden ve ayaktan bir akım veriliyor vücudunuza. Fakat burada kişi yemek bir saat önceye kadar yediyse doğru sonuç vermeyecektir. En az 3 saat öncesinden yemek yeme işini bitirmiş olması lazım. Bir gün öncesinden alkol almaması lazım. Düzenli kullandığı ilaç varsa bu ilacı almamış olması gerekiyor. Yani bir gün öncesinden ilaç almış olmaması gerekiyor. İlk 24 saat içerisinden bahsediyorum. Yine kişinin bu anlamda dingin olması lazım. Bakıldığında bu cihaza çıkıldığı zaman cihazın doğru sonuç vermesi adına. Ölçümün iki defa yapılması lazım. En iyi, en doğru güvenilirlik geçerli açısından. Bu birçok spor salonunda, birçok merkezde, fitness merkezinde biyoelektriksel empedans yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii skinfold da özellikle, skinfold kaliper özellikle akademik çalışmalarda oldukça kullanılıyor. Yine su altı tartı yöntemi yine çok güvenilir ve geçerli. Bunlar bize neyi veriyor bu ölçümler? Yani vücudumuzdaki vücudumuzda ne kadar yağ var, ne kadar kas var, ne kadar sıvı var. Bunun bir de baş bölgesinde bunların tespitine yarıyor ve yapılacak fiziksel aktivitede bunlarla alakalı çalışmalara ışık tutuyor bu ölçümler, vücut kompozisyon testleri. Dolayısıyla vücudumuz ne kadar zayıf, ne kadar sağlık dilimin içerisinde, ne kadar hafif bir şişmanlık başlamış, ne kadar obez noktasındayız, bize bu konuda ipucu veriyor. Evet, bugünlük anlatacaklarım bunlar. Bir sonraki dersimizde esneklik konusuyla devam edeceğiz. Herkese iyi günler ve esenlikler diliyorum.